Günler geçti, düğün günü geldi çattı. Maskemi takınıp Mahmud'un evinin önüne doğru gittim. Köylülerden de gelenler olmuştu. Ama ben insanlara temas etmemek için yeni gelen umuyordum. Mahmud beni gördüğü yerde iş yüklüyordu. Şunu getir muhtarım, bunu getir muhtarım. Süpürdük. Bir branda çektik evin önüne. Altına sandalyeleri dizdik. Çalgıcının içinde bir gölgeli çektik. Onun altına da iki sandalye, iki masa koyduk. Seyyar kaplolarının ucuna antinler bağladık. Böyle işleri yoluna koyunca gençlerden biri bir çay getirdi. Arkadaşlarla sohbete başladık. İki hoş beş ettik. Sonra bizim Mahmud bir takım elbise çekmiş, kaymak dibine tıraş olmuş, geldi yanıma oturdu. Ben çeviriyorum, Mahmud geliyor. Ben çeviriyorum, Mahmud geliyor. Ben çeviriyorum, Mahmud geliyor. Saat 10'a geliyor. Çankaya'nın Niyazi neredeyse gelir dedi. Maske tak, maske. Her gelene tokalaşıp öpüşme Mahmud dedim. Saatler ilerledikçe Çamlıcan ortada görünmüyordu. Mahmud ortalıkta dolanıp duruyor. Hele Mahmud dur hele dedim. Ne bu hal? Dedim Çamlıcan'a ulaşamıyorum. Telefonlar kapalı. Belki dedim çekmiyordu. Vallahi mutlaka gelmezlerse bittim ben dedim. Ya Mahmud dedim. Sakin ol. Gelinler. Mahmud'un gözü köyün yolundaydı. Namaz vakti gelince arkadaşlarla birlikte 3-5 kişi yerimizden kalktık. Camiye gittik, ibadetimizi ettik, geldik. Mahmud döndüğümüzde kulaklarına kadar kızarmıştı. Yok mu dedim, yok deyip uzunca bir küfür savurdu. Onun bu hali elbette beni de üzüyordu. Ama insanların sağlığı söz konusuydu. Davetlilerden gelen 3-5 kişi başladılar dedikoduya. Burası ölü evimi, düğün evimi dediklerce bizim Mahmud yerin dibine giriyordu. Sonra yanıma geldi. Koluma girdi. Dedi ki yürü hele muhtarım. Biraz yürüyelim. Tamam dedim. Mahmud dedim. Sosyal mesafe dedim. Ya bırak muhtarım sosyal dedi. Benim mesafe düşünecek halim mi var burada dedi. Sustum devam ettim. Elini yakka cebimdeki sigaraya attım. Mahmud dedim. Acaba dedim evde mi kalsan dedim. Gelen giden olur dedim. Ya elimden gelse mutlaka evden kaçıp gideceğim dedi. Sen bana eve git diyorsun dedi. Tamam dedim ona da sustum. Sonra köyün yolunun tepesinde dağ var bir tane. Dağın oraya doğru çıktı. Bir taşa Mahmud oturdu, bir taşa ben oturdum. Bir sigara Mahmud'a yaktım, bir cigara kendime yaktım. Sonra Mahmud dertli sigarasından içiyordu. Sigarasından derin bir nefes çekti. Aniden yerinde fırladı. Sigarayı fırlattı. Sonra dedi ki, geliyor, geliyor dedi. Kim geliyor Mahmud dedim. Yolu göstererek Çankaya'nın Niyazi geliyor dedi. Baktım gerçekten de köyün yolundan köye doğru bir araba geliyor. Bak bak üzerinde davul var bak dedi. Baktım üzerinde davul sarılı bir araba tozu dumana katarak köye doğru geliyordu. Mahmud önde ben arkada köye doğru koşturmaya başladık. Sonra sağ solu macunlu kırmızı kartalla Mahmud'la biz aynı anda Mahmud'un evinin kapısının önüne vardık. Vardık ama kırmızı kartalın şoför koltuğundan ince bıyıklı, kısa boylu, çelimsiz bir adam idi.
Diğer taraftan da öksürerek böyle zayıf, kuru, avutları içine çökmüş, böyle acınası bir adam indi. Adamlara baktı. Biri zayıf olan, kara olan, böyle avurdu içine çökmüş olan öteki de dedi ki ağa malzemeleri dedi öksürmekten gerisini getiremedi. Kısa boylu adam elini tamam anlamında kaldırdı. Gitti duvarın dibine oturdu. Bir sigara yaktı. Sonra Mahmut'a döndüm dedim ki Mahmut dedim bu mu dedim meşhur Çankaya'lı Niyazi? Mahmut bön bön suratıma baktı bön bön. Sonra gitti Niyazi'nin yanına. Hoş geldin abim. Sandalyeye otur buyur dedi. Uyuz Mahmut beni delirtti. Sonra adam kalktı arkasını silkeledi Niyazi. Arkasını silkeledi Mahmut'un gösterdiği yere gitti oturdu. Mahmut Niyazi'ye döndü dedi ki gelmeyeceksiniz diye çok korktum ağam dedi. Niyazi döndü Mahmut'a yav arıza yaptın namussuz dedi arabayı göstererek. Benim telefonun şarjı da bitti, seferin de şarjı bitti. Saatlerce bununla uğraştık. Niyazi bir yandan fırsat buldukça Mahmut'a yolda yaşadıklarını anlatıyor. Bir yandan da sefere talimatlar veriyordu amfiyi vurması için. Sefer Niyazi'nin aksine daha güçlü, daha dinç bir çocuktu. Böyle pratik bir çocuktu. Böyle klonları tek başına alıp kurabiliyordu yani. Sonra Sefer'e baktı. Sefer amfiyi kurmuş. Tesisat hazırlamış. Böyle a 1 2 3 5 9 10 diye ses çıkarıp duyuruyordu. Mahmut ben onlar içiyor, bitiriyor ben dolduruyordum. Onlar içiyor ben dolduruyordum. Onlar içiyor ben dolduruyordum. En sonunda sarhoş olsunlar da dedim yani şey bitsin, düğün bitsin yani eğlence bitsin de şu insanlar dikdiberlikten kurtulsunlar dedim. Ama ne fayda, bizimkiler içtikçe daha da coştular, daha da coştular. Bir süre sonra ortalık daha da karıştı. Düğünde, köyde oynamayan kalmadı. Sonra bizim Sefer geldi, benim koluma girdi, beni de ortaya doğru çekti. Yani yıllardır, yıllardır hiçbir düğünde oynamayan ben. Aman dedim. Ne olacaksa olsun dedim. Karşılıklı kurtlarımızı dökmeye başladık valla. Sonra kimisi alkolden, kimisi şeyden sızıp kaldı kenara. Sabaha kadar oynadık. Pazar günü gelin alınacaktı. Sefer boynuna davulu takmış. Niyazi de bir elinde zurna, bir elinde sigarası. Geldiler. Sonra hepimiz işte hazırlandık. Bu ikisini traktörün arkasına koyduk. Başladı Niyazi çalmaya. Gelin evine doğru yola çıktık. Yolda gittik gittik. Gelin evine vardı. Kız evi derler. Kız evine vardı. Gelinlerin akrabalarını görseniz kadınları bayağı bir süslenmişler. Böyle güzel güzel giyinmişler. Yüzleri gülüyordu adeta. Yani benim de gözüm gönlüm açılmadı değil. Sonra gelini aldık, tam burada geldik. Gelinle damadı Mahmut'un evine oturtturduk. Artık bir yuva sahibi oldular onlar da. Sonra işte çalgıcılar da yani bizim Niyazi ile Sefe böyle amfi mafi sökmeye başladılar artık. Tabii yine Niyazi'nin elinde sigara bir kenarda oturuyor, sigarasını tüttürüyor. Seferde malzemeleri arabaya yüklemeye başladı tekrardan davulunu falan. Sonra bizim Mahmut bunların parasını fazla fazla verdi. Bunları yolcu etti. Ardından da biz de evlerimize dağıldık. Mahmut kadar olmasa da valla hepimiz yorulduk yani şimdi. O kadar düğün sameni yaptık ettik. Valla o gün akşam ben erkenden yattım. Sonra sabah öğlene doğru bizim hanım ben televizyon izlerken böyle bir telaşla geldi. Ulan herif ocaktaki yemeğe niye bakmadın dedi.
Dedim, hanım ne oluyor? Ne yemeği? Ya dedi, insan kokusunu duyar, kokusunu da mı duymadın dedi. Ev yansa halimiz ne olacak Mahmut dedi. Sonra baktım, koku moku duymuyor. Benim de koku moku yok. O olaydan sonra akşamına ateşim çıktı. Yani böyle bir halsizleştim. Böyle elim ayağım bir tutmaz oldu. Hastaneye gitmek için yola çıktım. Evden çıktım, hemen hastaneye gideceğim. Hastaneye giderken jandarma beni durdurdu. Meğersem bizim köy karantinaya alınmış. Bizim Sefer çalıştığı hastanede virüs kapmış. Taşıyıcıymış meğersem ya. Sonra bütün köy karantinaya alındı. Herkes hasta oldu. Yani vay bizim halimiz.